Hayırdır abisi? Bilmiyorum şu an. Ağladım. Yayın hakkı falan hepsini veriyor. Siyasim kayıtla yayın haklarını veriyoruz. Veriyorum. Tamam. Tamam, oku. Hepsini ver tabii, şeyden oku. Kağıtlarını, hocalar, tamam mı? Notlarını, aldığı notlar hepsini tek tek oku. Erol abine güven, merak etme, tamam mı? Hadi bakalım. Mesut, Erzurum'dan geldin. Evet, evet. Ne kadar zamandır takip ediyorsun bizi? Yeni. Yeni dediğin ne kadar? Yani bir haftadır buradayım. Bir hafta olmadı. Niye ağlamasın? Bilmiyorum, normalde böyle an... ağlama krizlerin oluyor mu yoksa? Oluyor. Bugün oldu. Şu an oldu. Ya ağlama duvar mıyız? Herkes ağlıyor buraya gelince. Şimdi Mehtap, yaşadıklarını bir anlat bakayım abi. Okusam olur mu? Çünkü ben unutuyorum. Olur, peki. Oku bakayım. Ya ben babamdan nefret ediyorum. Babamdan nefret ediyorum. Babamı sevmiyorum. Onun da sebebi hani... Babamın bize olan yaklaşımı falan. Tamam. Ondan kaynaklı babanın yaklaşımı. Babam böyle annemi falan çocukken döverdi gözümüzün önünde. Hiçbir şey yapamazdık biz. Ondan dolayı babana karşı içimde nefret ediyorum falan böyle. Zaten babam da hiç böyle kız çocuğu olsun falan istememiş. Evet. Hala da şey yapıyor. Hatta doğarken işte annem hamileyken falan söylemiş. İşte benim kız çocuğum olursa ben çöpe atarım falan. Hala da benim kız çocuğum olmasaydı der. Kaç kardeşsiniz? Biz dört kardeşiz. İki kız, iki erkek. İlk doğan çocuk? Erkek. İkinci? Ben. Üçüncü? Kız ve erkek. Tamam. Ondan sonra ya babamdan da bir kere şöyle daha en çok nefret ettiğim olay şöyle oldu. Bir yavru köpek almışlardı. O köpeği böyle emekli olduktan sonra hayvancılıkla falan uğraşmaya başladı. Evet. O köpeği bağladı böyle ahırın önüne. Akşam artık biri mi açmış, hayvan mı açmış, yoktu hayvan. Hı-hı. İşte geldi eve bağırdı, çağırdı falan filan böyle. İşte küçük kardeşimi dövdü. Yani bize vurdu mu, hani şimdiye kadar babam bizi hiç dövmedi kızları, öyle söyleyeyim. Evet. Hani çocukken bir tokat falan attıysa odur yani. Evet. Ondan sonra işte ben araya girdim falan. Bir köpek yüzünden sen ne yapıyorsun falan dedim. İşte bana da tokat attı. Dışarı çık, gece 3 falan da işte. Git o zaman kendini o köpek gelene kadar ahırın önüne bağla dedi bana. Hı-hı. Gelme eve dedi. Ben de o evden çıktım, bir daha da zaten eve gitmedim. Hani daha yeni yeni işte annem için kaç gidiyorum. Kaç yaşındaydın o zaman? Bu anlattığım olay bir sene öncesi. Hı-hı. Evet. Ondan sonra işte hani bir daha eve gitmedim. Zaten gidince evde duramıyorum ben böyle. Bir kötü oluyorum falan. Hani hı-hı, gördüm çıkayım gibisinden duruyorum, kalıyorum orada. Tamam. Ondan sonra işte böyle yaşamak falan istemiyorum. Böyle hı-hı, hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Ama öyle bir de değilim yani işin aslı. En ufak bir şey bile beni mutlu... Benimle alakalı olmasa bile. Karşımdaki insan sevinince bile hani ondan mutluluk duyabilen bir insanım ben. Ama öyle değil artık. Yani hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Böyle hani buraya geldim mesela, bir değişiklik olur, insanın içinde bir heves olur, böyle merak edersin falan. O bile yok. Sanki normal Erzurum'da geziyormuşum gibi hissettim falan. Öyle. Hı-hı. Sonra babamın bu intihar falan etmeyi de düşündüm. Ama yeltenmedim. Hani sadece bir düşünce, sürekli o şey var. İntihar böyle. Ondan sonra bu babamın, annemin, işte kardeşlerimin falan bana olan soğukluğundan dolayı hani hiç arayıp sormazlar beni. Biz ayrı yaşıyoruz. Hani annemler köyde oturuyor, ben merkezde oturuyorum. Hı-hı. Hiç arayıp sormazlar böyle ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye, başına bir şey mi geldi, etti mi diye hiçbir şey sormuyorlar, etmiyorlar. Ondan sonra ben de onu hani o sevgiyi dışarıda aramaya kalktım. Ondan sonra başıma tabii kötü şeyler geldi. Evet. Hani kötü arkadaş çevresi, kötü olaylar. Hı-hı. Alkol almaya başladım. Sonra bir iki kere de herhalde madde kullandım. Hı-hı. Yani onu da sırf meraktan yaptım. Sonra alkol aldım işte uzun bir süre. Bir sene hı-hı, yakın falan. Ama sonra o ev dönemde biriyle tanıştım. Hı-hı. Hani bir ilişki durumum oldu. Biraz ileri boyutta. Sonra benim hiç bu alkollü olduğum bir dönemde farklı bir şeyler yaşandı. Hı-hı. Ondan sonra zaten böyle artık hayat resmen bana böyle bir kabus gibi oldu. Hani üstüme çökmüş, kalkmıyorum falan, eziliyorum böyle, kötü hissediyorum kendimi.
Ondan sonra böyle bir süre sonra insanların gözlerinin içine bakmaya korktum ben. Hani bazı insanların gözlerine hala bakamıyorum. Hani sanki o an bana bakanın o insan olmadığını düşünüyorum. Öyle bir gözüme çarpıyor. Yani o an insan değil bana bakan. Korkuyorum bunun yüzünden. İnsanlardan nefret ediyorum. Yani hemen hemen bütün insanlıktan nefret ediyorum. Öyle söyleyeyim. Bu olaydan sonra gerçekleşiyor. Evet. Ondan sonra böyle kafamın içinde sürekli kendimle konuşuyorum. Hatta bu öyle bir evreye geliyor ki bazen o hani sesli düşünüyorum. İçimdeki şeyle sesli konuşuyorum. İnsanlar alay ediyor benden. İşte Mehtap delirdi artık tamam falan oluyor böyle. Kendi kendime konuşuyormuşum gibi oluyor. 1,5 sene önce falan da böyle ezan sesi falan beni çok rahatsız ediyordu. Yani ezan okunduğu zaman duymak istemiyordum. Ya diyordum hani bitse de kurtulsam gibisinden falan. Hani dinliyordum ama öyle zoraki kendimi zorluyordum ben bu yüzden. Bayılmalarım oluyor mesela benim. Hani çok sık olmasa da. Ne kadar oldu bayılmalarım başlıyor? Bayılmalarım çok uzun zamandır. İşte bu 2 yıl öncesine dayalıyor. Babanla olayından sonra başlıyor. Tamam. Bayılmalarım oluyor ama öyle çok sık değil. Hani böyle ayda bir mi öyle bir şey. Ama çok hani bilinçsiz oluyor. Ben hatta kafamı çok şiddetli vurmuştum. Bir travma geçirdim. Hani o vurma esnasından sonra. Mesela ben 2. sınıfta falan böyle hani Kur'an okumaya başlamıştım, öğrenmiştim falan. Gayet de iyiydi. Hani kapanmaya falan da ben 2 kere de kapandım, açıldım ben. Yapamadım sonra zaten. 3 kere. En sonki de bundan birkaç ay önceydi. Bir gün kapandım. Gerisi. Bir şey seni sıktı. Açıldım. Bir gün bile dayanamadım. Hatta o gün içinde bile açmayı düşündüm ben. Ama ertesi sabah zaten takmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ya böyle bir şey yapmak istiyorum ya, hani o hiç yolunda gitmiyor. Hani her şey ters gidiyor. Ben sanki o olaya dokunana kadar her şey çok güzel ama olaya ben girdiğim zaman çok böyle şey oluyor. Yani gider işim olmuyor. Hani böyle olur iş olmaz derler ya. O şekilde kitle kalıyor yani. Hiçbir şekilde çıkış yolu bulamıyorum kendime. Öyle kalıyorum orada böyle salak salak bakınıyorum artık. Hani kitlerden mektap çözebilirsem diye. O şekilde bir şeyler oluyor. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Babamla amcalarım ve halalarım arasında bir miras meselesi var. Dedem işte bayağı böyle bir arsa falan bırakmış onlara. Onlar da kadınların hakkını vermemişler. 5 erkek kardeş kendi aralarında bölüşmüşler. Kadınlar da bunu açık açık söylüyorlar işte. Beddua ediyorlar. Hakkımız helal değil falan demeye başlıyorlar. Ondan sonra işte bizi de sevmezler zaten. Annemi falan benim baba tarafımı hiç sevmez, bizi de sevmezler. Hatta böyle kendi gözlerimle bize büyüğü falan böyle muska gibisinden hocalara, hacılara gittiklerini de biliyoruz. Hani bizim için böyle kötü şeyler yaptıklarını da biliyoruz. Böyle insanları dedim ya sevmiyorum diye. Niye sevmiyorum? Bütün insanların söyledikleri bana yapmacık geliyor. Hani böyle karşımda oturan insan ya da bir şey anlatan insan bana yalan söylüyor. Kendi aslı değil o anlattığı kişi. Bir de şöyle bir şey var, birçok şeyi önceden hissedebiliyorum, iyi ya da kötü. Fal da bakıyorum bir ara hatta böyle arkadaşlar böyle hadi Sam sen yapabiliyorsun, sen biliyorsun deyip hani böyle fal da bakıyordum ben. Öyle aa Mehtap yapıyor, Mehtap biliyor diye çoğu zaman da bakmışım ama para karşılığında değil. Hani öyle arkadaşında, eşinde, dostunda o şekilde baktığım da olmuştur. Bir de ben çocukken 1. sınıfa gidiyorum ya da gitmiyorum, net hatırlamıyorum. Bahçede bir evimiz vardı, çok affedersiniz, tuvaleti dışarıdaydı. Abim de küçüktü, 1. sınıfa gidiyordu sanırım abim. 3 tane kedi yavrusu vardı bizim bahçemizde. Evet. Ondan sonra abim dedi ki hadi gel dedi, bu kedileri dedi biz tuvalete atalım bakalım çıkacaklar mı dedi. Daha küçüklerdi. Ben işte yok atmıyorum falan filan derken işte tek tek götürdü, attık tuvalete böyle. Abim attı, ben izledim. Ondan sonra anneme koştum söyledim işte. Anne abim tuvalete kedi attı dedim. 3'ünü de çıkarttı anne. Hani yaşadılar. Onunla alakalı mı bilmiyorum ama ben rüyalarımda genelde kedi görüyorum. Bir de sadece tek bir yeşil göz ama öyle böyle yeşil bir göz değil. Tek göz görüyorum. Yeşil böyle. Uyandığım zaman bile hatta böyle hani karanlıkta bir yansıma olur ya o şekilde. Uyandığım zaman da onu görüyorum. Onu hissediyorum böyle. O şeyle panikle kalkıyorum falan böyle. Sürekli yaklaştığını hissediyorum. Tam yaklaştığı esnada uyanıyorum zaten. O şekilde bir şeyler hissediyorum. Karnım ve midem çok ağrıyor benim. Hani
Öyle ki gittim doktora ben bunun için, işte bana aşırı gaz sıkışması falan dediler. İlaç falan da verdiler, hiçbir şekilde etki etmedi. Ne yiyip ne içersem benim karnım ve midem ağrıyor. Hani su bile içsem midem ağrıyor, karnım şişiyor böyle, acayip bir şey oluyor. O da beni çok rahatsız ediyor. İşte oruç falan tutamıyorum ben. Yani o beni çok sıkıyor. Önce dedim ya, ikinci sınıftan beri tutuyordum ben mesela oruçlarımı, bu iki sene öncesine kadar. Hiçbir Ramazan'da oruç falan tutamıyorum. Hani borçlarımız falan var, onları da tutamıyorum ben. Rahatsız oluyorum, tutamıyorum yani. Böyle dayanamıyorum böyle. Bir acayip oluyorum. Hı hı. Babam sinirlenince çok haşa Allah'a küfrediyor. Öyle böyle değil. Hani normal bir küfür derecesinde de değil. Beşer derecede küfür ediyor. Karanlıktan korkuyorum. Uyuyup uyandığım zaman kendimi o kadar böyle, hani uyuyunca insanın beyni dinlenir ya. Benim kalktığım zaman sanki kafam şöyle bir ağırlıkta, böyle vücuduma çok fazla ağır geliyormuş bir şekilde hissediyorum. Sonra bunu kimseye de söyleyemedim. Bunu da için attın. Evet. Utandım, söyleyemedim. Sonra? Yani alırken de öyle çok mutlu oluyordum onu. Böyle üzülecek falan diyordum nasıl olsa. O en değerli şeylerini kaybediyorlar diyordum. Akşam oluyordu, oturup ağlıyordum. Sen ne yaptın diyordum. Bu son 2 yıl içinde mi? Bir de sürekli geğirtim oluyor. Devam etti. Uzun. Uzun zaman devam etti. Başka? Bir de çok fazla harcama yapıyorum ben. Salak saçma böyle. İnsan yurtta rendeyi ne yapar ya? Gidip rende aldığımı biliyorum ben. Bir kazak alıyorsam 5-6 tanesini daha alıyorum aynısından. Okuyor musun şu an? Evet. Nerede? Erzurum'da. Fakülte? Atatürk Üniversitesi Edebiyat Bölümü. Kaçıncı sınıf? Son. Tek dersten kaldım. Bitiyor üniversite. Tamam. Sonra ben amcamın oğluna bir de kredi falan çekmiştim. Onlara da beddua ettim ben bir zamanlar. Ödemedi. Ben kendi adıma çektim. Düğün yapacaktı. Ben ödeyeceğim dedi. Ödemedi. 17 milyar falan herhalde. Tam hatırlamıyorum. Ödemedi işte. O zamanlar ödemediği için ben onlara da çok beddua falan etmiştim. Ödemedi diye. Çocukken de falan böyle çok hasta olurdum ben. Hala öyleyim. En ufak bir şeyde böyle ya yatak döşek yatıyorum, toparlanamıyorum falan. Böyle hayatıma kim girerse girsin, kız ya da erkek, hiçbir şekilde ilişkisi yürütemiyorum. Hani bir şekilde bozuluyor. Çok güvenmek istiyorum mesela. Kız arkadaşım olsun istiyorum öyle, dostum, her şeyim. Şu an bunları anlattığım gibi ona da anlatmak istiyorum mesela bir şeyleri. Ondan sonra tam böyle güveniyorum, bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Ondan sonra her şey tersine gidiyor. O hani bir nefret oluyor. Ya o benden nefret ediyor ya ben ondan nefret ediyorum. Böyle çok iyi kurduğum dostluk bir gün, 2 gün, 3 gün en fazla sonra bitiyor. Öyle. Hiç kimseyle arkadaş olamıyorum mesela ben. Yoktur da zaten benim öyle çok samimi olduğum arkadaşlarım. Hani iş yerinde bir selam falan filan o şekilde. Başka bir şey yoktur yani. Dedim zaten havalarım, amcalarım bizi sevmiyorlar falan filan diye. Bir de şöyle bir şey oluyor. Bende aşırı bir dalgınlık oluyor, dikkatsizlik oluyor. Öyle ki mesela diyelim bir yere gideceğim. Bir otobüse biniyorum. O esnada dalıyorum böyle. Hani konuşmaya başlıyorum kendi içimde. O öyle oldu, şu böyle oldu falan filan. Öyle bir dalıyorum ki hiç alakasız bir yerde kendime geliyorum. Ben buraya niye geldim diyorum. Ya o dalgınlıkla gitsem nereye giderim kim bilir böyle. Gittiğim yeri fark etmiyorum. Artık böyle tam kendime gelince ben buraya niye geldim ki, ne işim var falan yapıyorum burada. Öyle. Bu kadar. Sanırım. Unutmadıysam eğer. Normalde bu ağlama krizleri oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Buraya geldiğin anda başlıyor. Şu an oldu. Hani orada beklerken de böyle bir şey gireceğime yakın böyle abi çıktı falan. O esnada bir kötü buldum. Evet. Videoları ne kadar, ne zaman başladın takip etmeye? Dedim ya, buraya bir haftadır geldim. Buraya gelmeden bir hafta önce... Burada bir arkadaşların hafta... falan mı? Ha, burada arkadaşım var. Onun yanında kalmış. Seans için mi gelmiştin?
tatil yaptığın için herhalde bekliyorum. Bekledim. Geç otur bakalım. Ben ondan çok korkuyorum. Neden? Bizde jöle faydası yok. Euzu bi kelimetillahi ta'ametin min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme inneke mecitun ve innehum mecitun. Senedü ve ecelim şefaati ve mâ halaka bil kuntum vel ve ecmâgulün cemilün kesir vel cinni şeytani mâ şedîgâ. Euzu bi kelimetillahi ta'ametin min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme. Euzu bi kelimetillahi ta'ametin min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme inneke mecitun ve innehum mecitun. İnneke mecitun ve innehum mecitun. İnneke mecitun ve innehum mecit. Senedü ve cenebi şefaati ve mâ halaka bil kuntum vel ecmâgulün cemilin kesir ve el cinni şeytani mâ şedîgâ. Mâ şedîgâ. Mâ şedîgâ. Euzu bi kelimetillahi ta'ametin min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme. İnneke mecitun ve innehum mecitun. İnneke mecitun ve innehum mecit. Senedü ve cenebi şefaati ve mâ halaka bil kuntum vel ecmâgulün cemilün kesir. Ve cinni şeytani mâ şedîgâ. Mâ şedîgâ. Fîhâ fâhruc. Mâ şedîgâ. İnneke mecitun ve innehum mecitun. Okurken bir şey hissediyor musun? Aslında korktuğun gibi kasılıyorsun değil mi? Aç ellerini bakayım. Allah'ım babama beslediğin kim ve öfkeden gelen şeytandan sana sığınırım. Söyle bakalım. Neden çarpıldığının başına gelir. Allah'ım babama beslediğin kim ve öfkeden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim kin ve şeytandan. Kin ve öfkeden. Kin ve öfkeden gelen şeytandan sana sığınırım. Duaya devam et. Unuttum. Allah'ım babama beslediğim kin ve öfkeden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim kin ve öfkeden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim kin ve öfkeden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim kin ve öfkeden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfkeden ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım babama beslediğim öfkeden ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfkeden ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfkeden ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfkeden ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfkeden ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfkeden... Yanarak yaptı orayı. Allah'ım babama beslediğim öfke ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve şeytandan gelen kinden sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve şeytandan öfke ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve kinden gelen şeytandan sana sığınırım.
bana babama beslediğim öfkemi kimden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfkemi şeytandan gelen... Öfke ve kimden? Öfke ve kimden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve kimden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediğim öfke ve kimden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah babamın beslediği öfke ve kimden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama beslediği öfke ve kimden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama yaptığım beddua ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Anlamadım. Allah'ım babama yaptığım beddua ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama yaptığım beddua ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama yaptığım beddua ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama yaptığım beddua ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama yaptığım beddua ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama yaptığım beddua ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama yaptığım beddua ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime okuduğum bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan kendime sığınırım. Allah'ım kendime yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım kendime yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara okuduğum bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara okuduğum bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara yaptığım bela ve lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Şirk ve isyan sözlerinden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Sözlerimden sana sığınıyorum. Allah'ım. Şirk ve isyan sözlerimden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, şirk ve isyan sözlerimden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, şirk ve isyan sözlerimden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, soyumun miras üzerine okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله. Soyumun miras üzerine okuduğu lanetten gelen şeytandan. Soyumun miras üzerine okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım soyumun miras üzerine okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Devam et. Allah'ım. Allah'ım soyumun miras üzerine okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım soyumun miras yüzünden okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım soyumun miras üzerine okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum.
Allah'ım soyumun miras üzerine okuduğu gelen lanet. Okuduğu lanetten. Okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım soyumun miras üzerine okuduğu gelen lanet. Okuduğu lanetten. Okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım soyumun miras üzerine okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Yatağını şöyle koy bakayım. Dur. Annene karşı da öfken var senin. Annemi çok seviyorum. Şurada ağrı var mı? Şurada. Serbest dur ya. Var. Şurası. Şurada çok fazla ağrı var. Bir de şurada var. Burada yanma var mı? Çok yoğun burada. Şurası çok yoğun değil mi? Evet. Tam bu bölge. Evet. Evet. Yine batıyormuş gibi hissediyorum. Şurası. Çok fazla kaybettim. Babanın kardeşleri var. Dede sağ mı? Öldü. Ölmüş, ben yoktum. Ne zaman öldü dede? Annemle evlenmeden önce. Babamın babası değil mi? Hı-hı. Öldü. Ölmüş yani. Ne kadar zamandır baban kavga yaşıyor kardeşleriyle? Çok uzun zamandır. Hı? Daha doğrusu biz burada değildik. Erzurum'da değildik. Öyle söyleyeyim. Neredeydiniz? Iğdır'daydık. Doğu Beyazıt'taydık falan. Babam tayin diye. Ne iş yapıyordu? Teknisyen postaydı. Annem, hı-hı, benim Iğdırlı. Biz oradayken hani bunlardan uzak ya. Şimdi Erzurum'da onun bütün kardeşleri falan. Öyle bize yazdan yaza gelip giderlerdi. Çok fazla da bizim işimiz olmazdı onlarla. Onların da bizde falan. Buraya Erzurum'a geldikten sonra... Çok özür dilerim. Erzurum'a geldikten sonra... İşte babam zaten daha çok fazla sorun yaşamaya başladı. Bizde de aynı şekilde sorunları arttı. İşte biz oradayken daha iyiydi en azından. Burada oldu bu anlattığım bütün olaylar da zaten. Hani o şekilde daha çok olmaya başladı işte. Yanına oldukça işte babamdan tarlaları. Herkes aslında amcalarım falan çok uyanık. Yani miras üzerine herkes birbirine bir lanetleşme başladı. Ondan sonra olaylar değişti. Kök kaynakta miras üzerinde lanetleşme var ama senin küçük yaştan beri babanla ilgili bir sorun zaten var. Babana karşı bir türlü sevgi kalbinde oluşmadı. Hep nefret büyüdü babana karşı. Çünkü kız evlat istemediğini biliyordun. Bilinçaltında onu attın bir kere. O sende bir ızdırap olarak büyüdü sürekli. Ne zamanki baban Erzurum'a geldi, orada kardeşleriyle bir lanetleşme başlayınca bu sefer her şey ters dönmeye başladı. Çünkü birbirlerine yaptığı bütün bela ve lanetleri kendi çocuklarında görmeye başladılar. Diğer kardeşlerin de sorunlu zannediyorum, değil mi? Abimle, babam abimi hiç sevmez. Nefret eder babam abimden. Hatta abim o yüzden bizim evden ayrıldı. Böyle bizle hiç alakası falan yoktur. Evden çok işte
Benden sonraki kız kardeşimle, en küçük kardeşim böyle sevilir falan. Ama abim hiç sevilmedi. Yani annem çok sever ama babam hiç sevmez abimi. Böyle onu gördüğü zaman böyle sanki Azrail'i görüyormuş gibi hisseder. Bir tövbe yaptıracağım sana. Sahnede de konuşabilir aslında da çok fazla konuşmuyor. Değil mi? Bazı dönemlerde kendine çok lanet okudun. Çok. Çok fazla okudun. Hayata. Dünyaya gelme. Yaşa. Babana. Soy, soy. Hiç kimse bırakmadı mı lanet okumayı? Herkes okudu. Okudum herkese hemen. Okudukça vücudunda bir enerji güçlendi değil mi? Hissetmiyor. Yani anlamıyorum ben öyle şeyleri çok. Sence vücudunda seni sallayan ve titreten ne? Doğal yapım mı? Yok. Ya ben gücün kaçmış olabilir mi sana? Onu da bilmiyorum. Ama ben şu an mesela nasıl hissediyorum? Kollarımı böyle şuradan kesmişler gibi hissediyorum. Halsiz o kadar. Biraz bakalım. Şöyle dur. İfrit, Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emri ediyorum. Kızın lisanına gel. Eğer kızın lisanına gelip benimle konuşmazsan kıza önce soyunun miras üzerine okuduğu bütün lanet ve belalardan kıza tövbe ettir. Kendi soyu adına, anası babası adına, amcalar adına bir tövbe yapar. Ve miras üzerine ne kadar lanetleşme olursa olsun, lanete uğrayan doğru tövbe yaparsan biriniz ölür. Ondan sonra kıza, hayata, ana, babaya, etrafındaki insanlara kim bir öfkeyle neye lanet okuduysa onların tövbesini yaptırır. Kendine okuduğu bütün lanet ve belalardan hayatı okuduğu. Sonra gider babasıyla helalleştirir onu. Ne olursa olsun, el hocasının dediğini mektup yapar. Yapmaz mı? He? Sonra da sen cehenneme gidersin. Kızı değil. Kızı götüremezsin ama sen gidersin cehenneme. Konuşacağız mı? Konuşacağız mı İfrit? İstediğin zaman konuşursun. Sonra da vücutta kıza günah işletilerek ne kadar topladığın çocuğun varsa onları tek tek öldür. Hepsinin bir öldürülme yolu var biliyorsun. Her şeyin bir tövbesi var. Her şeyin bir tövbesi var. Doğru tövbe yapıldığı sürece yaşama şansın yok. Konuşacağız mı? Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Lisana gel. Lisana gel. Senedi ve aceli bir şefaati ve ma halaka bil kuntum. Vel ecma'ulün cemilün kesir. Vel cinni şeytani ma şedida. Ve çık yukarıya. Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Yukarıya çık ve lisana gel. Allah Rahman Rahim Fert Hay Kayyum Hakem Adıl Kuddüs isimleri adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Kızın lisanına gel. Senedi ve acenim şefaati ve ma halaka bil kuntum. Vel ecma ulün cemilün kesir ve el cinni şeytani ma şedika. Ma şedika. Ma şedika. Ma şedika. Ma şedika. Ma şedika. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme. İnneke mi yitun ve innehum mi yitun. İnneke mi yitun ve innehum mi yitun. İnneke mi yitun ve innehum mi yitun. Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile Yasin, Elif, Lam, Mim, Ta, Ha, Ha, Mim sırrınca sana emrediyorum İfrit. Kızın lisanına gel. Kızın lisanına gel. Konuşacağız mı?
Konuşacağız mı? Cevap ver, konuşacağız mı? Allah, Rahman, Rahim, Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adu, Kuddüs isimleri adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Lisana gel. Senedü ve ocelim şefaati ve ma halaka bilküntüm ve leyecmâgûnün cemilin kesir. Ve el cinni şeytâni mâ şidîgâ. Mâ şidîgâ. Mâ şidîgâ. Mâ şidîgâ. Lisana gel. Mâ şidîgâ. Mâ şidîgâ. Mâ şidîgâ. Cevap ver. Mâ şidîgâ. Mâ şidîgâ. Mâ şidîgâ. Mâ şidîgâ. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Mâ şidîgâ. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Bana cevap vereceksin Frit. Konuşacağız mı? Konuşmayacağız mı? Biraz sana teşvik etmemi ister misin konuşmaya? He? O bedendesin değil mi? Başka hiçbir yere. Lisana gel İfrit. Lisana gel. Cevap vereceksin. Uşam abi. Cevap vereceksin. Çık yukarıya, cevap vereceksin. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytani Muhammedin ve min külli aynin namme. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytani Muhammedin ve min külli aynin namme. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı Fred? Bir dur. Bir dur ya. Bir dur. Canım acıyor. Bir dur. Bir dur Mehta. Konuşacağız mı? 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 Ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Sana gel. Sana gel. Senedü ve ocenü bi şefaati ve ma halaka bilküntüm vel ecmâgûnün cemilün kesir vel cinni şeytâni mâ şidîgâ. Çık yukarıya. Yukarıya çık. Yukarıya çık İfrit, yukarıya çık, yukarıya çık. Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Ya benim canım acıyor. Benim canım acıyor. İçinden bir şey de böyle bir beyne çıkıyor, iniyor değil mi? Başım şu an acayip ağrıyor. Şu kısmım böyle... Peki bir şeyin lisana geldiğini fark edebiliyor Yok, musun? Yok hayır. Yukarıya doğru mesela, çıkıyor. Şuram ağrıyor bir. Sonra şuramda, şuram çok ağrıyor mesela. Böyle kendini kaybeder gibi oluyorsun ama duruyorsun. Değil mi? Yani herhalde öyledir. Sen tövbe yaptın mı buraya gelmeden? Hiç tövbe yapmadın. Direndiği ve sakladığı bir şeyler var. Yani anlatmadığın bir şeyler var zannediyorum. Hayır, sakladığım tek şey bu ilişki olayları sözünde. Onu hiç kimse anlatamıyordu. Bir de bölgende aşırı bir yoğunluk var değil mi? Karnım hep ağrıyor. Ve en ufak bir su içmem gerekiyor. Sağ tarafın ağrıyor mu? Şişiyor. Sağım mı ağrıyor genelde? Şurası değil mi? Hı hı. Şu bölge. Ah! Şurada. O iğne atıyormuş gibi oluyor. Gülüşsene böyle bir miktar. Ah! Tamam. Ah! Bir tövbe yaptıralım.
çok fazla lisana aslında gelir ama içinde böyle kitlediğim çok şeyler var. Bir stop yap kamerayı bir. Ve yine titriyorum. Aç ellerini böyle. Bir yandan elini aç, telefonu şöyle tut. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sesli olarak yap diyor bir bakalım şimdi Mehtap. Besmele çekeceğim. Evet, sesli olarak yapma. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Haksız miras paylaşımı ve tövbesi. Evet, çekmişim onu zaten. Bir daha çekeyim mi? Çek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım benim, eşimin ve soyunun, anne ve babamın soyumuzdan, kanımızdan olan bütün ölmüş ve sağların birbirlerine haksız ve adaletsizce davranarak miras paylaşımında senin el adıl hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen, sınırsız, sonsuz adalet sahibi ismine karşı gelerek senin emir ve yasaklarına riayetsizlik göstererek yapmış oldukları ve benim de yaptığım haksız miras, haksız kazanç, haksız mal ve mülk, para, arsa, tarla, ev, araba, bahçe, ziynet, yiyecek, içecek, giysi edinme ve elde ettikleri benim de edindiğim haksız ve haram mal varlıklarını birbirinin ve birbirimizin varislerinin ve varislerimin arasında ve aramızda paylaştıkları, paylaştırdıkları ve benim de paylaştığım bütün haksız miras edinmemizden ve paylaşmalarımızdan haksızlığa uğrayan ve tüm haksızlık yapanların adına tövbe ettim estağfurullah ya gaffar, tövbe ettim estağfurullah ya tevvap, tövbe ettim estağfurullah ya vasi. Allah'ım benim ve soyumun, eşimin soyunun işlediğimiz günahlar sebebiyle kendimize ve zürriyetimize zulmederek soyumuzun haramzade olmasına, haram yemelerine, haram olan şeylere istekli ve arzulu olmalarına sebep olduk. Ben bu günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı kendi adıma, soyum adına, eşim ve soyunun adına... Eşim ve soyumu okuma. Okumayayım. Parantez içindekileri okumayayım o zaman. Ve bizimle aynı günahları işleyen bütün ümmeti Muhammed Selam adına, bütün haksızlığa uğrayanlar ve hak yiyenler ve yiyecekler adına tövbe ettim estağfurullah ya gaffar, tövbe ettim estağfurullah ya afif, tövbe ettim estağfurullah ya varis. Allah'ım benim, anne babamın soyumuzdan ölmüş ve sağların haksız miras paylaşımıyla birbirlerine eliyle veya eliyle ve diliyle, malıyla haksız miras ve mal paylaşımlarıyla hak yiyerek, hakkına girerek, gasp ederek, çalarak, mazlumlara beddua ederek ve mazlum yetim veya mazlum ve yetim hak sahiplerinin bedduasını alarak zulmedenlerin, zulme uğrayanların, beddua edenlerin ve edilenlerin, haksız edenlerin ve haksızlık edenlerin ve haksızlığa uğrayanların, kul hakkına girenlerin ve girilenlerin, kınayanların ve kınananların, mazlumların ve yetimlerin intizarlarını alarak lanetlemelere, lanetlememize sebep olan hatalarımızın, günahlarımızın, isyanlarımızın affı için ben kendi adıma hakkı yenerler ve hak yiyenler adına, soyum adına ve bizimle aynı günahı işleyen bütün ümmeti Muhammed Selim adına tövbe ettim estağfurullah ya gaffar, tövbe ettim estağfurullah ya hak, tövbe ettim estağfurullah ya adil. Allah'ım benim anne ve babamın soyumuzdan ölmüş ve sağların elleriyle ve dilleriyle birbirlerine, nefislerine, evlatlarına, torunlarına, hak sahiplerine, mallarına ve mülklerine, mal ve mülklerinin ortakçılarına, yetimlere ve mazlumlara yaptıkları bütün zulümlerden ve zulümlerimizden, söyledikleri ve söylediğimiz bütün beddualardan, lanet okumalardan, bela, kahır, lanet, intizar, küfür, kınama, aşağılama, haram etme, zehir zıkkım etme, canın, babam hep bize der ki yediğiniz zehir zıkkım olsun, it kan olsun, canından ve malından çıksın deme gibi söz ve davranışlarımızdan ve dünya malı için soy ve zürriyetimizin lanetlemesine ve lanetlememize sahip olan isyan ve günahlarımızın affı için ben kendi adıma soyumdan ve soyumdan olmayanların, haksızlığa uğrayanlar ve haksızlık yapanlar adına, soyum adına, bizimle aynı günahları işleyen bütün ümmeti Muhammed Selam adına tövbe ettim estağfurullah ya gaffar, tövbe ettim estağfurullah ya varis, tövbe ettim estağfurullah ya malikül mülk.
Allah'ım bizler mal ve mülklerimizin, paralarımızın, ziynetlerimizin zekatlarını vermeyerek, haram yiyerek ve yedirerek bütün mallarımızı, mülklerimizi, paralarımızı ve eşyalarımızın ve zürriyetlerimizin lanetlenmesine ve lanetlenmemize. Eşyalarımızın, kendimizin ve zürriyetlerimizin. Eşyalarımızın, kendimizin ve zürriyetlerimizin lanetlenmesine ve lanetlenmemize sebep olduk. Allah'ım bu günahlarımızın affı için ben kendi adıma, soyum adına ve bizimle aynı günahları işleyen bütün ümmeti Muhammed Aleyhisselam adına tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Adil. Tövbe ettim estağfurullah ya Tevvab. Allah'ım anne ve babamdan, soyumdan ölmüş ve sağ olanların üzerime kalan haksız ve haram olan miras mallarını yemekten, içmekten, giymekten, kullanmaktan, harcamaktan, bana getirdiği ve götürdüğü bütün kazançlardan tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar, tövbe ettim estağfurullah ya Kuddüs, tövbe ettim estağfurullah ya Varis. Allah'ım soyumdan üzerime kalan, kalacak olan bütün haram ve haksız miras mallarının şerrinden, felaketinden, beni helak etmesinden sana sığınıyorum. Hakkım olmayan bütün miras paylarını ve mallarını reddediyorum. Rabbim beni her iki dünyada huzuruna kul hakkıyla çıkarma ve üzerimde hakkı olanlardan helalleşmeden canımı alma. Ben gelmiş ve gelecek dünya ve ahiret bütün haklarımı ve miras ve mal paylaşımında bana, anneme, babama, evlatlarıma, kardeşlerime, soyumdan ölmüş olan ve sağlara, tüm haksızlık yapanlara haklarımı helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Ve dünya malı için hakkıma girenlere yaptığım tüm beddualarımdan, bela, kahret ve lanetleşmelerimden tövbe ettim. Şahit ol ya Rabbim. Allah'ım sana olan inancımın ve ibadetlerimin ve bütün sevaplarımın mahşer gününde huzuruna kul hakkıyla gelerek boşa gitmesinden ve hüsrana uğrayanlardan olmaktan senin ya Tevvab ismine sığınırım. Soyumun, kendimin, bütün ümmeti Muhammed'in, günahlarımızın ve pişmanlıklarımızın adına bütün zerreler ve katreler adedince estağfurullah ya Gaffar, bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Amin. Amin. Öbürü? Diğerini oku. Risale-i Nur külliyatından Mesnevi Nuriye. Devam et. İki dünyanın hayatı elimden kaçsa ve bütün kainat düşman kesilip beni terk etse, Benim yine gam çekmemem gerekir. Çünkü sen benim Rabbim ve Halık'ım ve ilahımsın ve benim nihayetsiz isyanımla ve şair şeref vesilelerine gayet derecede uzaklığımla beraber senin mahlukun ve masnun olmam sebebiyle bir taalluk ve intisap cihetim var. İşte ben de senin mahlukunun lisanıyla sana tazarru ve niyazda bulunuyorum. Ey Halık'ım, ey Rabbim, ey Razık'ım ve ey Muvassırım. Müsavvirim. Ey ilahım, Esma-i Hüsna hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine, Furkan Hakim'in hürmetine, Habibi Ekrem'in hürmetine, Kelam-ı Kadim'in hürmetine, Aşr-ı Azim'in hürmetine, milyonlar kul huvallahu ehed ve kul huvallahu ehed ile
bana merhamet etmeni istiyorum. Ya Allah, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni bağışla. Ya Gaffar, ya Settar, ya Tevvab, ya Vahhab, beni affet. Ya Vedud, ya Rauf, ya Afif, ya Gafur, bana lütfun, bana lütufta bulun. Ya Latif, ya Habir, ya Sami, ya Basir, günahlarımı sil. Ya Halim, ya Ali, Alim, ya Kerim, ya Rahim, bizi yolun doğrusuna ilet. Ya Rab, ya Samet, ya Hadi, fazlında bana cevadene, cevadane ihsanlarda bulun. Ya Bedi, ya Baki, ya Adil, ya Hu, kalbini, kalbimi ve kabrimi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Ya Nur, ya Hak, ya Hay, ya Kayyum, ya Melikel, ya Melikel, Malikel Mülk, ya Zel Celal, Celali ve İkram, ya Evvel, ya Ahir, ya Zahir, ya Batın, ya Kavi, ya Kadir, ya Mevla, ya Gafir, ya Erhamer Rahim'in Kur'an'daki ismi azamın hürmetine ve kitabı alemlerdeki sırrı azamın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine güzel isimlerinden bu sayfayı sanki kabrimin tavanı yapıp bu esmayı da ruhuma şemsi hakikatten şualar saçan pencere haline getirecek şekilde kalbime ve kalıbıma ve kabrimde ruhuma ismi azamın nurlarını saçan pencere açmanı istiyorum. İlahi dilerim ki ebedi bir lisanım olsun da kıyamete kadar bu isimlerle nida etsin. İşte ardımda baki kalan bu nakışları benim fani ve zail lisanımın yerine bir naip olarak kabul eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e öyle bir salat ve selam et ki o salat ile bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bütün hacetlerimizi gider, bizi bütün günahlarımızdan temizle, bütün günah ve hatalarımızı bağışla. Ya Allah, mücibet ya mücibet davat. Ya mücibet davat, hayatın boyunca ve öldükten sonra her an bu dileklerimi kat kat fazlasıyla ver. 1 milyon salat ve selam o. Bir o kadarla çarpımından çıkan netice ve bunun da kat katı Efendimiz Muhammed'e, onun ashab, ensar ve tabilerine olsun. Bu selavatların her birini benim ömür günlerimdeki günahkar nefeslerim sayısınca çoğalt. Bu selavatların her birisi hürmetine beni affeyle, bana merhamet et. Bunu merhametinle ihsan eyle. Bunu rahmetinle ihsan eyle. Bunu rahmetinle ihsan eyle. Ey Erhamer Rahim'in. Amin, amin, amin. Amin. Güzel bir dua değil mi? Güzel. Dua yapınca vücudunda böyle bir akımın boşaldığını fark ettin mi? Evet. Bir rahatlama. Ama sırtım ağrıyor. Bu gerginlik biraz böyle geçti değil mi? Şurada. Şu normal. Bir daha bir sırt üstü yat bakayım. Sağ mide boşluğunu kontrol edelim. Böyle dur bakayım Mehtap. Oh. Serbest dur. Serbest. Serbest dur böyle. Orada çok zor. İlk zamanki gibi acıyor mu? Çok dik. Orası çok acıyor. Hırsızlık yaptığın kadar, milletin parasını çaldığın kadar sadaka vereceksin. Sahiplerine ulaşamıyorsan tahmini hesaplayacaksın. Param var burada. Aslı şurada da var biraz da. Orada çok acımıyor. İki tarafı şöyle etkileyeyim.
Bu haramla ilgili. Mehtapçık. Kalk. Stop yap. Aç ellerini şimdi bakalım. Tam kalben, ruhen, tam inanarak bir tövbe istiğfar yaptıracağım sana, tamam mı? Tamam. Aç ellerini bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Kızgınlık ve öfkeyle. Kızgınlık ve öfkeyle. Üzüntü ve kederle. Üzüntü ve kederle. Kendime. Kendime. Hayatıma. Hayatıma. Dünyaya gelmeye. Dünyaya gelmeye. Yaşamaya. Yaşamaya. Var olmaya. Var olmaya. Var oluşuma. Var oluşuma. Dünyaya geldiğim güne. Dünyaya geldiğim güne. Beni dünyaya getirenlere. Beni dünyaya getirenlere. Ana baba atama. Anne baba atama. Soyuma. Soyuma. Öfkelendiğim insanlara. Öfkelendiğim insanlara. Üzerinde hakkım olanlara. Üzerimde. Üzerinde hakkım olanlara. Üzerinde hakkım olanlara. Bana eliyle ve diliyle zulmedenlere. Bana eliyle ve diliyle zulmedenlere. Soyumdan ölmüş ve sağ olanlara. Soyumdan ölmüş ve sağ olanlara. Okuduğum ve söylediğim tüm beddualarımdan bela ve lanetlerden kahır ve kötü dualarımdan intizarlardan sitemlerimden Var oluşuma yaptığım isyanlarımdan ve tüm şirk sözlerimden yarattığın zerreler ve katreler adedince pişmanım tövbe ettim estağfurullah ya Allah tövbe ettim estağfurullah ya Rahman Tövbe ettim estağfurullah ya Rahim. Tövbe ettim estağfurullah ya Ferd. Tövbe ettim estağfurullah ya Hay. Tövbe ettim estağfurullah ya Hay. Tövbe ettim estağfurullah ya Adil. Tövbe ettim estağfurullah ya Kuddüs. Tövbe ettim estağfurullah ya Kuddüs. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Settar. Bir rahmetike. Ya Erhamer Rahimin. Ya Settar. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Settar. Bir rahmetike. Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım. Şahit ol ki. Ben. Ana babama. Anne babamın anne babalarına. Soyumdan ölmüş ve sağ olanlara. Soy ve zürriyetlerine tüm beddua edenlere. Bela ve lanet okuyup lanetleyenlere. Ve bana haksızlık ve zulmedenlerin tamamına.
ve bana haksızlık ve zulmedenlerin tamamı, dünya ve ahiret, dünya ve ahiret, geçmiş ve gelecek, geçmiş ve gelecek, tüm haklarımı, tüm haklarımı helal ettim. Helal ettim. Helal ettim mi Mehtap? Helal ettim. Helal ettim mi? Helal ettim. İçinde etmediklerim var, onlara da helal et. Helal ettim. Bir daha. Helal ettim. Bir daha. Helal ettim. Hala etmediğim bir iki kişi var. Allah'ım. Allah'ım. İnsanlar. İnsanlar. Nefsine. Nefsine. Ve şeytana uyarak. Ve şeytana uyarak. Hata yaparlar. Hata yaparlar. Allah'ım. Allah'ım. Sen onları affedersin. Sen onları affedersin. Tövbe edenlerin. Tövbe edenlerin. Tövbelerini. Tövbelerini. Kabul edersin. Kabul edersin. Şeytan ise. Şeytan ise. Senin bütün kullarının. Senin bütün kullarının. Cehenneme gitmesi için. Cehenneme gitmesi için. Çalışır. Çalışır. Ve insanların nefislerini. Ve insanların nefislerini. Günahlara. 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 Kışkırtır. Kışkırtır. Ve onlara. Ve onlara. Ve onlara. Günahlar ve hatalar işletir. Günahlar ve hatalar işletir. Ve bizim lanetlenmemiz için. Ve bizim lanetlenmemiz için. İnsanları kullanır. İnsanları kullanır. İnsanları kullanarak. İnsanları kullanarak. Bizim hayattan nefret etmemizi. Bizim hayattan nefret etmemizi. Ve başkalarına. Ve başkalarına. Kin gütmemizi. Kin gütmemizi. Ve vücudumuza girerek. Ve vücudumuza girerek. O kin ve öfkeyle. O kin ve öfkeyle. Bedenimizde. Bedenimizde. Beslenir. Beslenir. Allah'ım. Allah'ım. Ben şeytana ve nefsine uyarak. Ben şeytana ve nefsine uyarak. Bana bütün zulmedenlere. Bana bütün zulmedenlere. Sen affedenleri sevdiğin için. Sen affedenleri sevdiğin için. Sen affedenleri sevdiğin için. Tüm zulmedenleri ben de affettim. Affedemiyorsun değil mi içinde hemen? He? Şimdi Allah affedicidir ve affedenleri sever. Şeytan kini ve öfkeyi senin içine attı. Anladın mı? Asla affetmeyeceğin, taş olmasını istediğin, dilim dilim doğranmasını istediğin insanlara karşı içinde kinler var. Ama bu arada senin de günahların var. Şimdi sen, bazı insanlar ahirette Allah'tan alacaklı giderlermiş. Ahirette Allah'tan alacaklı gidebilir mi bir insan? Kendisine yapılan büyük zulümleri Allah için affedenler, Allah'tan ahirete alacaklı gidermiş. Ve Allah için yaptığı af ve helallik onun karşısına ahirette en büyük bir amel olarak, bir sevap olarak geriye döner. Çünkü bu bir sınavdır. Affetmeyip lanet okuduğunda kime yardım ediyorsun? He? Lanete hizmet eden kim? Şeytan. Niye senin bedenin o kadar kolay yerleştiğini zannediyorsun? Çünkü o insanların cehenneme gitmesi için çalışır. Sen insanlara yaptığı haksızlıktan dolayı yaptığı beddua, lanet ve kahırla sen de şeytan gibi onların cehenneme gitmesini istiyorsun. Aslında isterim. He? Aslında istemiyor. Ama içten helal edemiyor. Edemiyor. İstemiyorsan bunu yapacaksın. Bunu yaptığın anda vücudunda bir akımın boşaldığını hissedeceksin. Ama inanarak ve içine asla bir Ademoğluna karşı nefreti atmayacaksın. Çünkü
diyeceksin ki Allah'ım, insanlar nefis ve şeytanı uyarak hatalar yapar. Onları affeyle. Beni de affet. Etmez. He? Allah'ın rahmetinden ümidi kesen kimdir? He? Şeytan. Hiçbir günah Allah'ın rahmetinden büyük değildir. Anladın? Seni böyle kandırdı. Dedi ki, sana içine kin attı. Mehtap, sen ne yaparsan yap, artık Allah seni artık affetmez dedi. Ve seni affedilmeyeceğine inandırdı. Halbuki Allah'ın bir vaadi var. Tövbe ile ilgili onlarca ayet var. Tövbe edenin tövbesini kabul edeceğine dair. Sen tövbelerin kabul edilmeyeceğine dair Allah sana isyan ettirdi. En büyük isyan da oydu senin. İşlediğin günahın tövbesinde arınamayacağına sana inandırdı. O yüzden bu kadar güçlendi. Ve bir yandan da senin bu günaha düşmene sebep olanlara kin ve öfke besletirken, diğer taraftan da artık mehtapsın, arınamazsın dedi. Bittin sen. Halbuki Rahman, Rahim, Afi, Tevvab, Gaffar, Sittar, bütün bu isimler ve esmalar Allah'ın isimleri. Gaffar demek, tövbeleri tekrar tekrar kabul eden demek. Tevvab, tövbe edenlerin tövbesini kabul edenken, bak Gaffar da tövbeleri tekrar tekrar kabul eder. Yani aynı günahı tekrar düşünde tekrar tövbe ettiğinde kabul eder. Onun rahmetinde itham edemezsin. Buradan yakaladın, anladın mı? Evet, bir daha çellerine bakalım. Bu zihniyetle beyninde bitireceğin olayı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Ben senin kulunum. Ben senin kulunum. Beni sen yarattın. Beni sen yarattın. Sen de benim Rabbimsin. Sen de benim Rabbimsin. Allah'ım. Allah'ım. Rahmetinden ümit kesmekten. Rahmetinden ümit kesmekten. Günahlarımı. Senin rahmetinden ve bağışlayıcılığından büyük tutmaktan ve rahmetinden ümidimi kesmekten Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım şüphesiz ki Sen zulmetmezsin. Başıma gelen bela ve musibetlerde Mutlaka benim Kendi hata Ve günahlarımın Payı vardır. Ta küçükken bile. Senin yarattığın canlılar olan. Kedicikleri. Zulmettim. Ben kendi nefsime zulmettim ya Rabbi. Kesinlikle sen zulmetmezsin. Bizler. Kendi nefsimizin. Ve günahlarımızın bedellerini ve cezalarını dünyada da ahirette de tövbe etmezsek çekeriz. Allah'ım. Ben bilerek ya da bilmeden İşlediğim bütün hata ve günahlardan, isyan ve şirk sözlerimden,
Pişman. Pişmanım. Senin tövbeleri kabul eden, senin tövbeleri kabul eden, Tevvab ismine sığınarak, Tevvab ismine sığınarak, Tevvab ismine sığınarak, tövbeleri tekrar tekrar kabul eden, tövbeleri tekrar tekrar kabul eden, Gaffar ismine sığınarak, Gaffar ismine sığınarak, senin huzuruna geldim. Senin huzuruna geldim. Beni arındırmanı, beni arındırmanı, Kuddüs isminle, Kuddüs isminle, senden talep ediyorum. Senden talep ediyorum. Beni arındır ya Kuddüs. 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 Günahları örten, günahları örten, Settar ismine, Settar ismine niyaz ediyorum. Niyaz ediyorum. Günahlarımı ört ya Settar. Günahlarımı ört ya Settar. Günahlarımı ört ya Settar. Günahlarımı ört ya Settar. Günahlarımı affeyle ya Gaffar. Günahlarımı affeyle ya Gaffar. Allah'ım. Allah'ım. Kusurumu affet. Kusurumu affet. Beni kendine kul kabul et. Beni kendine kul kabul et. Emanetini alma vaktine kadar. Emanetini alma vaktine kadar. Beni emanette, beni emanette, emin kıl, emin kıl. Allah'ım, Allah'ım, senin razı olduğun, senin razı olduğun, senin sevdiğin, senin sevdiğin ve sana şükreden, ve sana şükreden bir kulun olmadan, bir kulun olmadan beni bu dünyadan alma, beni bu dünyadan alma. Allah'ım, Allah'ım, bana, bana tam olan hidayetini ver. Tam olan hidayetini ver. Allah'ım, Allah'ım, dua ve ibadetlerimin, dua ve ibadetlerimin, dua ve ibadetlerimi sana ulaşmasına, sana ulaşmasına engel olan, engel olan günah ve hatalarımdan, günah ve hatalarımdan beni arındır. Beni arındır. Allah'ım, Allah'ım, beni, beni, ana babamı, ana babamı ve tüm müminleri, ve tüm müminleri bağışla, bağışla. Allah'ım, Allah'ım, son nefeste, son nefeste, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne, ve eşhedü enne, Muhammeden, Muhammeden, abduhu ve resuluhu, ve resuluhu diyerek, diyerek senin huzuruna gelmeyi, senin huzuruna gelmeyi nasip eyle, nasip eyle. Amin. Amin. Rahmetten ümit kestirmek şeytanın en büyük tuzaklarından bir tanesidir. Tövbe edersin, sen arınmadın, arınmazsın der. Tövbe edersin, sen tövbe kabul etmez o kadar hırsızlık yaptın der. Sen tövbe edersin, senin tövben nasıl kabul edersin, sen bu kadar günah işledin der, tamam mı? Seni rahmetten ümit kestirir. Rahmetten ümidi kesmek şeytan olmaktır. Biz tövbemizi yaparız. Kulluğumuzu yaparız. Kabul edip etmemeyi Allah'a bırakırız. Şimdi benim içimde üç tane mektup var. Biri şu kısma kadar. Biri şu kısma kadar. Bir de şuraya hakim olan. Oraya hakim olan sensin. Ama hani olmuyor. Böyle üçüyle bir şeye giriyorum, diyaloğa giriyorum. Böyle üç sesle böyle sanki bir düşünce atıyorum ortaya. Her yerden farklı bir fikir geliyor. Şu an vücut olarak nasılsın? Halsiz. Beynin içi biraz boşaldı mı? Evet ama ağrı var. Kafanda? Dolaşıyor burada. Ağrı dolaşıyor yani. Bir stop yapalım. Çek onu şimdi. Açıldı mı? Böyle Allah'ım canımı al falan diyor muydun böyle? Diyor muydun böyle?
Sinir krizi geçirdiğim zaman oluyor. Hareketlerini şöyle nasıl yapıyordun? Genelde şöyle yapardım. Sağ elinle şuraya ütüyordun. Böyle mi yapıyordun? Yani parçalıyordu falan ama hep şu şekildeydi yani. Canım abi böyle mi yapıyordun? Hı-hı. Kalbine mi vuruyordun? Bir derin nefes al bakalım şimdi. Ah. Göğüs kafesin rahatladı mı? He? Kafa? Aç ellerini. Başım çok ağrıyor şu an. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Canımı al diyerek. Canımı al diyerek. Ölmek isteyerek. Ölmek isteyerek. Hay isminle. Hay isminle. Ve kayyum isminle. Ve kayyum isminle. Hayatı veren. Hayat veren. Ve hayatı devam ettiren. Ve hayatı devam ettiren. İsimlerine. İsimlerine. Yaptığım isyanımdan. Yaptığım isyanımdan. Ve şirk sözlerimden. Ve şirk sözlerimden. Ölümü isteyerek. Ölümü isteyerek. Hayatımı reddetmekle. Hayatımı reddetmekle. İşlediğim günahımdan. İşlediğim günahımdan. Tövbe ettim estağfurullah ya hay. 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 Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya hay. 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 Tövbe ettim estağfurullah. Ya kayyum. Tövbe ettim estağfurullah 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 ya kayyum. Amin. Amin. Kafan nasıl şu an? Biraz daha iyi. Tövbe istiğfar yaptıkça açılıyor değil mi? Hı-hı. Bir daha bir yüzüstü yat bakalım. Stop da. Üfret. Sabire gelelim. Kızım. Soyundan adanıp da yerine getirilmeyen inek adağının yerine geçmesi niyetiyle ineği kestireyim mi niyeti yaptırayım da. Kestireyim mi? Şöyle 1000-2000 yaşında bir şeytan da buradan cehenneme gönderelim mi? O zaman nasıl engelleyeceksin bizim ibadet etmesini? He? Kestireyim ineği. İnek kesildiğinde babasındaki ve kardeşlerindeki kardeşlerin de ölür mü biliyorsun? Soy adadı ve yerine getirmedi. Allah'a verdiği sözü tutmadılar. Ondan sonra onların soyuna, çocuklarına sirayet ettiniz, tuzağa düşürdünüz. Bir ineklik canım var. İfret! Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum. Kızın lisanına gel şimdi. Kızın lisanına gel, konuşmazsan o inek bugün kesilir. Konuşmazsan o inek bugün kesilir ifrit. Konuşacağız mı? O inek bugün kesilir ifrit. O inek bugün kesilir. Bıçak boynuna vurduğu anda Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
La ilahe illallah vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahu ekber diyecek ve bugün o bıçak o ineğin boynuna vuracak. Kız niyetini yapacak. Allah'ım benim anne babamın ve soyumdan ölmüş ve sağ olanların adayıp da yerine getiremedikleri inek adağının yerine geçmesi niyetiyle niyet ettim bu ineği kestirmeye. Yarısı Kur'an kursuna, diğer yarısı da fakir ve yetim çocuklara ve ailelere dağılacak. Etini insanlar yiyecek, şeytan. Etini insanlar yiyecek. Anladın mı? Konuşacak mısın? Var mı cesaret? Konuşmaya cesaretin var mı? Hı? Kesilecek. Bugün. Bugün keseceğim onu Allah'ın izniyle. Hem de parasını o kıza vereceğim. Kesemez miyim? He? Soyu üzerinde bütün mirasçıların, birbirine bela ve lanet okuyanların da ruhlarına ve ruhaniyatlarına hediye edilecek sevabı. O hayvan kesecek. Bıçak aynı anda senin boynuna vuracak. Cehenneme gittiğinde daha önce gönderdiklerimize selam söyle, tamam mı? Anlaştık mı? Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Akıllı bir şeytansan, yüzün içine bak. O ineği Erol keser mi, kesmez mi? Bak bakayım. Bak. Keser mi, kesmez mi? Biraz geriyi tara. Kaç tane kesmiş. Bak. Yerine getirilmeyen adaklardan ve yeminlerden burada kaç tane hayvan kesilmiş. Kaç tane şeytanın dişi var burada, bak onlara. Görebiliyor musun? Hı? Görebiliyor musun? Bedene yerleşmek güzel değil mi? Güzel bir beden değil mi? Hı? Öyle değil mi? Güzel bir beden değil mi şeytan? He? Güzel değil mi? Kontrol etmek güzel değil mi? Hı? Cehenneme götürmek için onu sevk etmek de güzel. Ana kolay, öyle değil mi? Ama sonuç? Sonuç? Keselim. Mehtap kendine misin? Mehtap yok değil mi şimdi? Sadece sen varsın. Hala konuşmamakta kararlı mısın yoksa kızı bıraktırayım ve direkt ne kadar niyetini yapsın mı? Hı? Soyunun adayıp da yerine getiremediği tüm adakların, yeminlerin ve sözlerin yerine geçmesi niyetiyle Ümmet-i Muhammed'in hayrına, bütün mirasçıların ve dua ve lanet okuyanların günahlarının affı için ve Ümmet-i Muhammed üzerindeki bütün bela ve şerrin definisyonu kestirin kanını. He? He? Anlamadım. Anlamadım. Kestireyim mi? Yanılır. Niye yanılıyor? Adakçı değilsin sen, öyle mi? Çok fazla yanılır. Ben mi çok yanılıyorum? Ne de yanılıyorum? Söyle ne de yanıldığım o zaman. Ne de yanılıyorum şeytan? Hı? Bu kızı da teşhis ettiğim inek adağından mı yanılıyorum? Dana demedim, dikkat et, inek dedim. Koç da demedim. Keçi de demedim.
Tavuk da demedim, horoz da demedim. İnek adı dedim. Sen başka bir sebepten girdin kızım vücuduna, öyle mi? Gözlerine mi hasta oldun, geldin, aşık oldun? Hı? Öyle mi geldin? Belki de sen aşık değilsindir. Öyle mi? Kıza aşık olup da bedenine girmiş olabilir misin? Hı? Kıza aşık olup bedenine girmiş olabilir misin? Hı? Bulsam. Bulsam mı? Neden girdin? Belki büyü yapmışlardı falan. He? Şeytan. Hı. Sadede gel. Hı. Konuşacağız mı? Senedü ve cenebi şefaati ve mâ halaka bilküntüm vel ecmâulün cemilün kesir vel cinni şeytâni mâ şedîgâ. Allah'ın hıs ve kudreti adına. Allah, Rahman, Rahim, Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adıl, Kuddüs isimleri adına. Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyor İfrey. Neden oradasın? Yasin, Elif, Lam, Mim, Taha, Hamim sırrınca sana emrediyorum. Neden oradasın? Allah, Rahman, Rahim, Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adu, Kuddüs isimleri adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum İfrit. Sana emrediyorum. Neden oradasın? Ele saygerol, ente saygun zevalin keyyafun, senedü vacel bir şefaati ve nâ halaka bilküntüm, vel ecmaulün cemilün kesir, vel cinni şeytâni mâ şidîgâ. Allah'ın hıfz ve kudreti adına, adl, hakem isimleri adına sana emrediyorum İfrit. Neden orada? El cevap. Cevap. El cevap. He? Güzel bir kız olduğu için oradasın. Öyle mi? Sesli konuş. Neden oradasın? Sesli. Güzel. Güzel olduğu için oradasın. Aşık mı oldun? Ya? Onu cehenneme getirmek için bedenindesin değil mi? He? Amacın bu değil mi? Evet. Sana baban şeytan. Sen bir şeytan değil misin? Nesin? Cin. He? Cin. Sesli. Cin. Cinsin. Fark ediyor mu? Şeytan, cin, ifrit. Üçünüz de aynı değil misiniz? He? Kaç yaşındasın? Bilmedim ki. Hı? Bilmedim ki. Yaşını bilmiyorsun. Tahmin yaşını söyle. 3200. 3200 yaşındasın. Salladın. Gerçeğe yakın söyle bari. Kaç yaşındasın? Bilmiyorum. Seni döverek mi konuşturmamı istersin? Yoksa böyle burada büyürtü... İblisin yüzyıllardır uyguladığı tuzaklar bozuluyor. Büyücüler, cinciler, medyumlar ile şeytana hizmet eden bütün insi şeytanların yalan ve hileleri Kur'an ve sünnet ışığında delil ve ispatlarıyla ortaya çıkıyor. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. Böyleyken Allah günahlarınızın birçoğunu bağışlar. İnsanoğlunun %99'u, Müslümanların ise %90'dan musallat yaşadığı ahir zamanda musallattan kurtulmaya vesile olacak kalp, enaniyet tevbesi, şeytan ve öfke tevbesi, evlilik, aşk, sevgi, tevbe ve duası.